Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün Mortal Kombat Mobile'da en hızlı nasıl ruh kazanacağınızı göstereceğim. Şimdi ilk olarak challenge'larda 3. ve 5. bölümünde kesinlikle ruh oluyor. Muhtemelen 3. bölüme karakterlerinizin gücü yeter. Yani çok da aşırı güçlü karakterler değil. Bronz karakterlerle bile kazanabileceğiniz maçlar. Zaten çoğunuzun da silver karakteri bol bol vardır. Home'a bastım yanlışlıkla. Beşinciye hem gücünüz yetmeyebilir hem de belirli karakterlerle oyun. Belirli karakterlerin takımınızda olması gerekiyor. Mesela bunda Sonya Blade takımda olması gerekiyormuş. Sonya Blade'iniz yoktur, bunu yapamazsınız. Ya da karakterleri, bunlar biraz daha güçlü karakterler. 4000-3000 civarında hasarları falan var. Karakterlerinizin gücü de yetmiyor olabilir. Bunu yapamayabilirsiniz yani, ama şu 3. bölümü yapıp oradan her hafta, zaten her hafta bir yeni challenge geliyor. Oradan hafta hafta her hafta 35-35 ruhunuzu alırsınız. 5'i de yaparsanız kaç oluyor? 85 ruh garantilemiş olursunuz. Hatta yetiyorsa şu an bakın normal zorlukta bunun biraz daha zoru var ve en zoru da var. Onlarda daha fazla ruh kazanabiliyorsunuz. Eğer gücünüz yeterse onlar aşırı zor oluyor. İkinci olarak da Quest modda yani kazanın biraz hızlı kasmak istiyorsanız ruhu, nedir o? Aktif olmanız lazım. Yani burada mesela ben şunları toplayayım. Bunlar 1 saatlik nedir o? 1 saatlik görevler. Olabildiğince 1 saatlik görev vermeniz gerekiyor ki. Yani mesela nasıl anlatayım size? 12 saatlik görevler var. 12 saatlik görevin sonunda bize 30-35 civarında ruh veriyor bir görevde. 3 görev verdiniz 12 saatlik. Topladınız 100, yani hepsini 35'ten sayarsam 105 ruh. 12 saatte 105 ruh kazandınız. Şimdi mesela benim verdiklerim, birazdan göstereceğim verdiklerimi. Verdiklerimden toplam ikisinden 8, birinden de 9 geliyor. Yani toplam kaç oluyor? 25 ruh geliyor. Saat bak, birinde 12 saatte toplam 105 ruh topluyorsunuz. Bir saat, diğerinde 1 saatte 25 ruh topluyorsunuz. Yani 25'i 12 ile çarptığınız zaman şu an kaç yapıyor tam hesaplayamadım ama 105'ten fazla oluyor zaten. Sadece 12 ile değil 10 ile çarpsanız bile 250 ruh yapıyor. Üstüne 2 saatte kaç yapıyor o zaman? 300 ruh kazanmış oluyorsunuz. Yani biz benim verdiğim quest modlarını verirseniz 12 saatte 300 ruh kazanmış oluyorsunuz. Tabi bu her bir saatin sonunda girmeniz lazım. En hızlı şekilde kazanabilmek için. Hadi her saatte giremediniz diyelim. Biraz daha düşük kazanırsınız ama kesinlikle hani aktif bir oyuncuysanız kesinlikle o 12 saatlik verdiğiniz görevlerden çok çok daha 2 kat, 1,5 kat, 2 kat fazlasını kazanacaksınızdır. Yani en hızlı böyle kazanabilirsiniz. Ben hangi quest'in, 1 saatlik quest'lerin daha fazla ruh verdiğine çok dikkatli bakmadım. Galiba en hızlı, en fazla 9, yanlış şeye girdim. En fazla 9 ruh verebiliyor galiba 1 saatlik görevler. Benim şu 4. kuledeki, şu 5'in ne oluyorsa işte quest 21. 9 ruh veriyor her seferinde. Diğerlere Quest 27 ve Quest 43, bunlar 8'den ruh veriyor. Siz arayıp 9 ruhluğunu da bulabilirsiniz. Ben ona bakmadım açıkçası. Çok aramadım direkt hemen kazanmak için. Siz de oradan bulup daha hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz. Şimdi videonun biraz uzaması için Faction Wars'ta üçlü bir savaş yapacağım. Takımımda Classic Reptile, Dark Lord Kotal Kahn ve Hattrick Kunglau var. Rakipte Raiden Reptile ve yine Raiden var. Çok aşırı güçlü bir rakip değil. Yani Dark Raiden'ın hasarına baktım. 2000'lerde bir şeydi. Diğerlerinin hasarına bakmadım çok ama zaten Reptile'de çok fazla, yani çok güçlü bir karakter değil. Bir tek Mortal Kombat 11 Raiden zorlayabilir. Onu da pek zorlayacağını düşünmüyorum. Evet. Şimdi şunu bir hemen blok yapıyor. Şöyle. Güzel. Hop, vurma.
Şunu hop. Bloklayamadım, hop. Dark Raiden geldi. Şunu şöyle ikinci... Aa, ikinci özelliğim boşuna gitti ya. Tutmalı bir özellik olduğu için yakından olması gerekiyordu. Şu birinci özelliği atacağım. Şöyle kaydıralım. Güzel, %75 damage vurduk. Evet, Raiden geldi. Şuradan Dark Lord Kotal Kağan'a geçeceğim. Güzel. Özelliğini blokladık. Kotal Kağan'ın ilk özelliğini atmayacağım. Çünkü ikinci özelliği efsane bir özellik. Birazdan yapınca nasıl bir özellik olduğunu göreceksiniz. Şöyle atıyorum. Rakip öldü ama ikinci özelliği yaptığınızda Kotal Kağan, biliyorsunuz, Outworld'un, yani dış dünyanın kralı. Yani onun da askerleri var, Oştekler. İkinci özelliğini attığınız zaman bir tane Oştek çağırıyorsunuz. Ve yani dört karakter birden olmuş gibi oluyorsunuz. Efsane bir şey oluyor. Şu an sadece Oştek'le bile dövebilirim bunu. Şöyle şunu da atacağım. Sonra Kung Lao'ya geçeceğim. Yalnız karakter değiştirdiğiniz zaman bir daha Oştek gelmiyor. Tekrar Dark Lord. Aa, özelliği boşuna gitti. Bir daha Dark Lord seçerseniz yine Oştek gelmiyor. Kotal Kağan'ın kendisi geliyor. Şöyle ikinci özelliği bunun fazla hasar veriyor. Kaçalım şöyle. Güzel. Gördüğünüz gibi blok yapmama rağmen ne kadar çok hasar verdi. Dur kardeşim, bir saniye. Şöyle bir. Şöyle döveceğim. Acaba atsam bloğu, şunu yapsam gider mi? Öldü. Reptile'ın ikinci özelliğine bakacaktık ama. Neyse, öbür maçlarda bakarız. Hadi Reptile bir şey dedi. Evet. Şimdi hemen affedersiniz. Hemen öbür maçımıza geçelim. Rakiplerimiz Milena, Raiden ve Kung Lao. Kung Lao bizim Kung Lao'da. Şu klasik Milena çok güçlü bir karakter. Zaten önceki videolarımda da söylemişimdir büyük ihtimalle. Harbiden yani Gold, altın karakterlerin en güçlüsü olabilir. Neyse, şimdi hemen Milena falan tanımayacağız. Döveceğiz. İndireceğiz hepsini. Şu Reptile'ın kombolarını çok seviyorum. Yani çok güzel komboları var. Şöyle Reptile'ın direkt ikinci özelliğini atmaya çalışacağım. Hop hop, dur bakayım. Sakin sakin. Gel bakayım şöyle. Şöyle basabildiğime basacağım. %88 damage verebildim. Bir tanesine basamadım. Evet. Suratına tükürdük resmen. Şimdi şeye geçeceğim. Dur, Kung Lao'ya geçeceğim de. İnşallah vurabiliriz. Güzel, vurdu. Şöyle girişte hasar veren karakterleri çok seviyorum ya. Aa, bizim aynamız geldi. Şöyle ilk özelliği atacağım. Bakalım yüzde kaç damage verebileceğim. %90 verdim. Çok güzel. Güzel, bunu indirdik. Yine Mortal Kombat Raiden kaldı sona. Kotal Kağan'ı alacağım. Şöyle ilk özelliğini atacağım. Aa, ben tekli zannediyordum ya, yanlışla. Bir tanesine bastım, diğerine basamadım. Yine atalım. Aynen, bu sefer %100 deme işte. Bu maçımızda kazanıyoruz. Yine en iyi karakter şey olmuş. Reptile olmuş. Evet, diğer maçımıza geçelim. Oo, bu sefer gümüş rakiplerimiz var. Ermac, Dwarf ve Kano. Açıkçası çok da güçlü değiller yani. Bizim karakterler aşırı güçlü yani onlara göre. Aşırı güçlü değil de. Yani bizimkiler seviyesi düşük olduğu için. Hasarlar falan düşük. Neyse. Şimdi bu elde Reptile'ın X-Ray'ini atmaya çalışacağım. İnşallah atabiliriz. O yüzden full Reptile ile oynayacağım. Şöyle Irma'yı dövelim. Hop. Güzel. Hiç vurdurtmuyor bize. Vuramıyor bize, daha doğrusu diyecektim. Direkt vurmaya başladı. Dur. Şöyle. Bak, Dvorak ya. Nefret ediyorum şu Dvorak'tan. Zehiri önleme özelliği var. Çok güçlü. Bir de ona vurdukça bize de hasar geçiyor. Çok sinir bozucu bir şey. Yalnız bir saniye. Reptile dayak yiyor. Dark Lord'a geçeceğim. Kotal Kağan'a geçeceğim. Geç. Şu Force Lift, yani birinci özelliği ormanın, çok güçlü, bayağı hasar veriyor. O yüzden ondan korunacağım. Şimdi büyük ihtimalle atacak bize. Şöyle. Güzel. Aynen, attı. Yalnız bir daha doldu neredeyse. Ben Oştek çağıracağım. Zaten öldü Ermac'ta. Şöyle
şöyle özelliğini atacağım. Bu özelliğin power drain'i var. Yani rakibin özelliğini emiyor biraz. Normal Osh Tek'te power drain yapmıyor bu ilk özel gücünde. Ama Dark Lord'un Kotal Kahn'ın Osh Tek'inde power drain özelliği var. Şöyle ilk özelliği atacağım. Brookbreaker özelliği var bunun da. Ya bu Dark Lord Kotal Kahn'ın her şeyi çok güzel ya. Ben bayılıyorum bu karaktere. Hani çok güçlü olmasa da. Durun ilk özelliği atacağım, yanlışlıkla atmayalım. Dediğim gibi çok güçlü olmasa da, biraz dövsün konuşalım. Çok güçlü olmasa da özellikler çok güzel. Hani ilk özelliğinde bloğu kırıyor. İkinci özelliğinde karakter çağırıyor. Komboları çok aşırı iyi değil ama bence güzel. Neyse, artık X-Ray'e atalım. Evet. Konuşmuyorum böyle bölümlerde genelde, bilerek. Güzel. Bu maçı, son maçımızı da kazanıyoruz. 8060 hasar vermişiz. Güzel. Yine en iyi oynadığımız Reptile olmuş. Hep aynı hareketi görüyoruz. Evet, hepsi karakterlerimizin seviye atlamış. Bayağı da bir görev tamamladık. Devam diyelim. Videoyu sonlandıralım artık. Evet, bir görev daha tamamlanmış. Habire görevi tamamlıyoruz. Neyse arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.